Yaşırım abi. Neler yapıyorsunuz abi, iyi misiniz? Ne var ne yok? Sizi gördük Nişantaşı'nda. Kısaca bize ne söyleyeyim? Sağlığınız yerinde mi en azından? Sağlığınız. Sevenleriniz. Galiba bir ameliyat geçirmişsiniz efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok zor bir ameliyat. Bir açık kalp ameliyatı ama şu an çok iyiyim yani. Sağlığım yerinde. Beni sevip de ona inanan herkese teşekkür ediyorum. Bütün onların hayır duaları, onların sevgileriyle sağlığımıza yine kavuştuk. Siz de fazla üşütmeyelim. Peki bir hanımefendiyle berabersiniz uzun yıllardır. Herhalde evliliğe doğru gidiyormuş. Onun hakkında ne nasip, diyeceksiniz? Nasip yani, olabilecek bir şey yani. Yunanistanlıydı galiba. Evet. Orada mı yaşayacaksınız yoksa? O, yani bir ülkede yaşama işi zor gözüküyor. Hani iki ülkede birlikte yaşayacağım durum olacağını düşünüyorum. Yani biraz orada, biraz burada. Peki orada yurt dışında bir planınız var mı işe dair, öyle bir şey olmasına dair? Sanırım olacak inşallah. Daha erken söylemeyelim, konuşmayalım birimleri. İnşallah olacak yakın, yani bir ay içinde herkes öğrenecek zaten. Peki kalp ameliyatı nasıl bir ameliyattı? Zor muydu, açık mıydı, uyuttu? Açık kalp ameliyatı. Aort kapakçığımla aortumu değiştirdiler. Yani malzeme değiştik yani. O zaman şimdi daha iyi bir kalbe sahibim. Peki sizin biraz herhalde çok arayan olmamış, oruna biraz üzülmüşsünüz galiba, o konuyla ilgili bir şey yok. Yok, aksine çok arayan oldu yani, çok bütün dostlarım, bütün arkadaşlarım aradı. Bütün yani hiç tanımadığım insanlardan inanılmaz güzel dilekler geldi. Çok keyifliydi yani. Böyle bir ameliyat sonrası insan bayağı duygusal oluyor. İşte herkes iyi dilekleri sunucu iyi hissediyorsunuz. Peki sizin balıkçılık yönünüzü biliyoruz galiba Bodrum'da. Sen de bir balık tutamadık diye mi soruyorsun? Zıpkınla böyle bol bol. Evet, inşallah. Şimdi yasak, şimdi dalamıyorum. Yani bir 6 ay kadar yasak bana o tür sporlar artık. Artık öyle vücut geliştirmeler, onlar yasak, hepsi yasaklandı. Daha sakin, daha normal bir yer ama balığa devam yani. Bu yaz inşallah beraber tutarız. Sokakta Türk halkının ilgisi, yani yıllardır bu işi yapan bir insansınız. Çok da seviliyoruz, öyle olduğunu da biliyoruz. Nasıl, yani sokaktaki tepkiler nasıl size karşı, insanlar neler söylüyorlar? Özellikle ameliyattan sonra. Ben size şunu söyleyeyim, eğer size birileri... Vereceğiniz en azından bir mesaj var mıdır kamuoyuna? Yani insanlar sizleri, size haksızlık yapıldığını görüyorlarsa, ortada bir suçunuz yoksa ve siz birileri karalamak için büyük bir çaba sarf ediyorsa, insanlar bunu görüyor. Yani kimse kör değil. Tabii ki cehalet her yerde, inanan da oluyor ama ben sokakta hiçbir insandan hiçbir kötü bir şey duymadım. Herkesin hayatında kendine göre hataları vardır. Netice itibariyle ben neyin olup neyin olmadığını söyledim. Anlayan anlar, anlamayana artık yapacak bir şey yok. Ama yani bu dışarıdaki sevgiye sadece Türkiye'de değil, yani yurt dışında da çok acayip bir sevgi var. Burada gözümle şahit oldum yani. Güzel bir şey bu. Ama ben artık hani daha sakin bir hayatı tercih ediyorum. Bodrum'da mı yaşıyorsunuz efendim? Genel. Hala aynı evde oturuyorum. Kimse kovmadı.